videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bugün başlıktan da anladığınız üzere Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra'nın makyajını yapacağız. Değişiklik olsun dedim, böyle bir video çekelim istedim. İsterseniz bunu bir seri haline de dönüştürebiliriz. Farklı farklı dizilerin, farklı farklı oyuncularının makyajlarını yapabilirim isterseniz. Ve eğer isterseniz bunu aşağıda yorumlarda belirtmeyi şimdiden unutmayın. Ben Aşk Mantık İntikam dizisini bayağı izliyorum. Yani normalde yaz dizilerini çok izlemem ama bu diziyi bayağı sevdim. Onun için de ilk olarak Esra'nın makyajını yapalım istedim. Eğer bunu bir seriye dönüştürelim isterseniz ve böyle videoları daha sık görmek, beni daha sık izlemek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve beni daha sık görmek isterseniz Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. Öncelikle şu sağ tarafa koyduğum makyajı yapacağız. Bu makyajı yapacağız çünkü benim elbise seçimim bu yönde oldu. Yani o elbiseye benzeyen bir elbise giymek istedim. Yani tamamen onu yapmak istediğim için, karakteri yapmak istediğim için her şeyi yapmak istedim. Ve elbise olarak da böyle bir elbise seçtim. Aynısı değil ama benziyor bence. Saçlarımı da yine Esra'nınki gibi yapmaya çalıştım ama Esra'nınki gibi çok olmadı. Esra'nınki bu bölümde bayağı kalın kalın maşalar aslında. Ama benimki o şekilde değil şu an. Yani ama yine de biraz maşamsı bir görüntümüz var. Her neyse, şimdi makyajımıza başlayalım. Esra'ya çok fazla koyu makyajlar yapmıyorlar ve bence de doğru bir seçim bu. Ne gözlerinde ne dudaklarında hiç ben koyu tonları görmedim bu zamana kadar en azından. Gerçi Burcu Özberk'in diğer dizilerinde de aynı şekilde hani çok fazla koyu tonlar yapmıyorlardı. Gözlerde de aynı şekilde. Bu makyajı da böyle birazcık turunculu, birazcık pembeli, tatlı tonlarda bir makyaj. Evet, dediğim gibi tatlı tonlarda bir makyaj. Yani bu Burcu Özberk yaptıkları makyaj açıkçası benim sevdiğim tonlarda makyajlar. Ben biraz daha bazen renkli, çok hani farklı renklerde makyajlar yapmayı seviyorum. Ama bu pembe tonlar, turuncu tonları da yine çok severek yapıyorum. Benim severek yapacağım bir makyaj kısacası. Evet, süngerimi ısıtıp geldim arkadaşlar. Şimdi makyajımıza başlıyoruz. Ben fondöten değil BB krem kullanacağım. BB krem olarak da bu Misha'nın BB kremini kullanacağım. Ben bu Misha'nın BB kremini aşırı seviyorum. Bayağı seviyorum. Ve yani kapatıcılık olarak bence bazı fondötenlerin üstünde kapatıcılığı gerçekten muazzam. Yani o konuda inanılmaz. Ve ben hani bir BB krem ya da bir fondöten kullanıyorsam kapatıcılık istediğim için kullanırım. Bunun da kapatıcılığına dediğim gibi bayılıyorum. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi ben çok fazla yaz dizisi izlemiyorum aslında ama Aşk Mantık İntikam'ı bayağı sevdim. Yani geçen sene mesela hiç yaz dizisi izlememiştim ben. Ama bu sene bu Aşk Mantık İntikam'ı bayağı bayılarak izliyorum. Yani bölümlerini kaçırmıyorum o derece. Bayağı beğendim. Oyunculardan da kaynaklı bu durum tabii ki ama yani bazen mesela çok sevdiğim oyuncular oluyor ama yine de izleyemiyorum. Çünkü yani saçma sapan oluyorlar. Yani bu da çok mantıklı bir dizi değil ama yine de güzel. Yine de sevdim ben. Şöyle şu aynamı da aldım. Aynama bakarak yapıyorum şimdi. Kapatıcılığı yeterli olmazsa tekrar bir kat daha sürebiliriz. Bilmiyorum. Ya normalde bana bu kat bu kadar yeterli oluyor ama bazen işte yeterli gelmeyebiliyor. Evet. Geçen haftaki bölümü bu arada izleyemedim ve yani çok üzgünüm o açıdan. Ama izleyeceğim. İnşallah izleyeceğim. Çünkü çok gerçekten sevdiğim bir dizi olduğu için izlemeyi istiyorum. Böyle her dizinin her bölümünü kaçırmadan izlemem ama bu diziyi gerçekten bayağı sevdim. Ve yani kaçırmadan dediğim gibi izliyorum. Ya şu an bence çok kapattığımızı düşünüyorum. Bayağı kapattık. Bu arada şu an yüzüm birazcık ruh gibi görünmüş olabilir. Bu çünkü biraz yandım. Ondan dolayı fondöten yani BB krem tam olarak cildime uymadı. Bunun da farkındayım ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü başka benim hani bu bronzluğa karşı bir şeyim yok. Fondötenim yok. Onun için mecburen bunu yapacağım.
Ya zaten hani çok fazla da aşırı şey olmadı. Çünkü hani çok fazla bronzlaşmadığımı biliyorum. Ama yine de hani belki çok ruh gibi görünüyor olabilirim şu an. Zaten diğer şeyleri yapınca o kapanacak, merak etmeyin. Bayağı da benzeyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi kapatıcıya geçeceğiz arkadaşlar. Kapatıcı olarak da Maybelline Fit Me'nin bu kapatıcısını kullanıyorum. Ben bu kapatıcıyı çok seviyorum ve yani bilmiyorum, bazıları bunu başarılı buluyor, bazıları başarısız buluyor. Bence gayet başarılı, bence gayet kullanabileceğiniz doğru düzgün bir kapatıcı. Fiyatını da hak ettiğini düşünüyorum. Yani evet, yani çok aşırı uygun fiyatlı değil ama şu an günümüzde zaten uygun fiyatlı yani doğru düzgün marka kalmadı. Onun için bence alabileceğiniz iyi bir, kaliteli bir kapatıcı. Onun için bence bir bakın buna. Her neyse, diziyi bayağı severek takip ediyorum gerçekten. Yani Ozan karakterini de çok seviyorum, Esra karakterini de çok seviyorum, Çağla da mükemmel. Ve şey, Çınar da mükemmel. Favorim Ozan açıkçası. Yani Esra ile Ozan'ın şeyle kavgalarında gerçekten bazen aşırı Esra'yı tutuyorum. Bazen diyorum ki Ozan'a da yazık yani, çünkü hani Ozan'ın açısından bakınca Ozan çok haklı, Esra'nın açısından bakınca Esra çok haklı falan. Böyle bilmiyorum, bayağı karışık. Ama ben çok sevdim diziyi. Oyuncuları da gerçekten çok beğeniyorum. Yani hani normalde de beğendiğim oyuncular. Zaten Ozan karakterini Özcan Deniz'de olan diziden biliyordum. O diziyi izlemiyordum ama bir iki kez denk geldiğinde hani aa ne kadar yakışık çocuk. Bu çocuğu zaten hani sonra başrol kesin yaparlar falan diye düşünmüştüm. Oldu da yani, çok şaşırmadım o konuda. Çünkü bence gerçekten yakışıklıydı ve hani o dizide de bildiğim kadarıyla oyunculuğu hani kötü değildi, iyiydi. Kapatıcımızı da sürdük. Şu anda bayağı bembeyaz Esra oldu. Şaka bir yana. Şimdi pembe tonlara birazcık geçeceğiz. Pembe turuncu tonlara birazcık geçeceğiz. Şu rengi alta böyle baz olarak uygulayacağım. Burcu Özverk'i de seviyorum oyunculuğunu. Önceden şeyle, Çağlar Ertuğrul'la bir dizisi vardı. O da sanırım geçen sene miydi? Onun önceki sene miydi? Yine o da yaz dizisiydi sanki. O diziyi de biraz izlemiştim ama o diziyi bu kadar sevmemiştim. Çağlar Ertuğrul'u seviyorum bu arada ama bilmiyorum, o dizi daha böyle yaz dizisiydi sanki. Bu o kadar yaz dizisi değil gibi geliyor. Ama yani bu da bayağı yaz dizisi. Bu arada bu hani şeymiş. Ne deniyor buna? Kore versiyonu varmış bunu sanırım. Yani Kore versiyonunu izlemedim. Alta böyle yorumlarda yazıyorsunuz. Hani Aşk Mantık İntikamı yorumlarında yazıyorsunuz, benim değil. Hani işte gelecek bölümde şu olacak, bu olacak. Açıkçası o yorumları çok okumamaya çalışıyorum. Çünkü bence çok heyecanlı gidiyor. Sinirleniyorum yani öyle heyecanlı gidince. Spoiler yemek istemiyorum. Ama sanırım Esra hamileymiş ve Ozan onu öğrenecekmiş falan. O tarz bir şeyler okumuştum. Bilmiyorum. Her neyse, Kore versiyonu izlemedim. Ama izlemeyi de düşünmüyorum yani. Şundan uygulayacağız biraz. Şuradaki turuncudan uygulayacağız. Çok aşırı turuncu oldu mu diye bakıyorum da olmadı. Çünkü onu zaten bir karıştırma fırçamız olduğu için onu dağıtacağız. Bence şu an gayet iyi gidiyor. Yani oradaki makyajla bence benzeyecek. İnşallah. Bu arada bunu seriye dönüştürelim mi? Ne dersiniz? Yani videonun başında da sordum ama eğer seriye dönüştürelim derseniz yorumlarda bunu belirtmeyi lütfen unutmayın. Az önceki şu fırçayı tekrar alıyorum ve şimdi o turunculuğu birazcık karıştırıyorum. Çok bir etki olmadı biliyor musunuz? Evet. Şu an bakıyorum da aşırı böyle hani o turunculuğu göremiyorum. Ama sanki oldu gibi. Yani onun makyajına okey oldu gibi sanki. Ha?
Ne dersiniz? Evet, böyle oldu şu an. Bilmiyorum, inşallah şu an kameradan net olarak makyaj görünüyordur ama hani şu an güneşin geldiği bir vakit ve göründüğünü düşünüyorum makyajın. Şimdi göz makyajım bu şekilde oldu ama yani bunun üstüne bir devam olacak. Çünkü bu kadar açık değil. Yani onun göz makyajı bu kadar aşırı şey değil, belirsiz değil. Şundan alacağım biraz. Evet. Sanki bu daha iyi oldu gibi arkadaşlara. Bunu yaptık ve iyi oldu sanki. Böyle şurası. Şuraya da aynı şekilde yedirelim. Evet. Yine buraya da yedirdiğimizde, karıştırdığımızda bence gayet iyi oldu ve yeterli oldu. Esen makyajına daha fazla bir şey katmıyorlar. Şimdi bitti. Göz makyajı bitti yani. Rimel kaldı. Rimel olarak da ben bu rimeli kullanacağım arkadaşlar. Bu Biolis'in Loaded rimeli. Görünmüyor şu an, farkındayım. Odak yapmıyor yani. Ama yapacak bir şey yok. Bu rimeli bayağı seviyorum. Bence birçok pahalı markanın rimelinden daha iyi. Gerçekten daha iyi. Şimdi kullanınca zaten siz de göreceksiniz. Şöyle bir ucu var, fırçası var. Fırçası plastik mi, kıl mı tam olarak anlamadım. O konuda çok anlamıyorum ben. Ama güzel. Evet, rimelimizi de sürdük ve geldik dostlar. Bu arada siz Çınar Esra'cı mısınız yoksa Ozan Esra'cı mısınız? Bunu da çok merak ediyorum. Yorumlarda yine yazarsanız çok sevinirim. Ben galiba Ozan Esra'cıyım. Aslında Çınar'ı çok seviyorum. Çınar gerçekten Esra'yı çok seviyor çünkü. Ve gerçekten Esra'ya değer veriyor. Ama yani Ozan da yani bir tarafta var. Ve hani geçmişleri falan da var. Bilmiyorum. Ozan daha iyi geliyor bana, bilmiyorum ama. Çağla'yı da seviyorum ama Çağla'yla Ozan'ı olmaz. Yani olmamalı. Bakalım nasıl ilerleyecek, hiçbir fikrim yok. Esen benim gördüğüm kadarıyla o bölümde, o yani şu anki yapacağımız makyajda bir eyeliner'ı yok ama şu oralarda böyle bir buğuluk hafif vardı. Bu buğuluğu yapmak isterdim ama yapamıyorum ne yazık ki. Çünkü yani bir buğuluk katmaya çalışsam birazcık mahvolacağını hissettiğim için ona girişmeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın, ona gerçekten girişemeyeceğim. Şimdi allık kullanacağım biraz. Bunu kullanacağız. Evet, bunu kullanmaya karar verdim. Çok almayacağım bundan. Az alacağım. Çünkü çok olunca olmayacak biliyorum. Evet. Yeterli. Birazcık fazla kaçmış olabilir. Çok az. Çok az değil ama size öyle çok az gibi görün. Şimdi aydınlatıcı sürelim mi? Yani sürelim. Çünkü bence var. Highlighter olarak da NYX'in Burn to Glow bu aydınlatıcısını kullanacağız. Bu aydınlatıcı böyle birazcık daha pembeli aydınlatıcılardan. Sarı değil, pembe. Bunu çok almayacağım. Çünkü bu gerçekten çok aydınlık veren bir aydınlatıcı. Öyle söyleyeyim. Onun için çoğa gerek yok. Şöyle. Evet. Bu kadarı yeterli. Bir tık böyle burnuma dokunduracağım. Böyle şey highlighterları sıvı krem highlighterları böyle elle dağıtmak bence en doğrusu, en iyisi. Öyle düşünüyorum ben. Highlighter'ı elle dağıtmayı seviyorum. Daha çok seviyorum. Özellikle böyle krem dediğim gibi olunca daha da bir
Seviyorum. Her neyse. Bugün yeni bölüm var bu arada. İnşallah müthiş bir bölüm olur. Yani bence güzel bir bölüm olur ama fragmanlar da güzeldi. Yani Ozan ne zaman bebeği öğrenecek? Ben onu çok merak ediyorum. Ama aşağıya yazmayın, biliyorsunuz yazmayın. Çünkü öğrenmek istemiyorum da hani ne zaman öğrenecek gerçekten bayağı bir merak ettiğim bir şey. Bakalım ne zaman öğrenecek ve öğrendiğinde tepkisi ne olacak, çok merak ediyorum. Ruj olarak da ben şunu kullanmak istiyorum. Maybelline'in bu rujlarından. Şöyle göstereceğim, şu renkten kullanacağım. Oradaki makyajdaki renge çok benziyor. O bölümdeki renge çok benziyor. Onun için bunu kullanacağım. Miss Tender rengiymiş. 175 numara. Evet. Şimdi bunu kullanalım. Bunu sürelim. Evet. Rujumuzu da sürdük. Ve rujumuz da bence gayet oldu. Şu an makyajım bence gayet benzediğini düşünüyorum ben. Sadece bu rujun üstüne ben birazcık şu tintlerden biraz sürmek istiyorum. Bu neyin bu? Misha'nın tintlerinden bir çok az sürmek istiyorum. Bendeki BE01 rengi. Biraz. Çok az alacağım. Dediğim gibi gerçekten az alıyorum. Kaşlarımı birazcık şununla da tarayayım diyorum. Pretty by Flormar'ın bu kaş neyi bu kaş şeyi maskarası. Kaş maskarasıyla biraz böyle bir şeyler yapalım istedim. Evet arkadaşlar, şu an makyaj bitti. Ama ben şu saçlarıma birazcık daha maşa yapayım diyorum ve öyle geleyim tekrar diyorum. Şimdi ona azıcık bir maşa daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, saçımı da yaptım ve geldim. Şu an benim makyajım bitti. Makyajım tam olarak bu şekilde. Evet, şöyle iyice bakın bakalım benzemiş miyiz? Şöyle yanda Esra, burada da ben. Bence benzedik. Saç olarak yine yapmaya çalıştım, çok yapamasam da. Kötü olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir serinin ilk videosuna göre de bence gayet iyi oldu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Umarım makyaj gerçekten hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, bunu bir seriye dönüştürmemi isterseniz aşağıya yorumlara yazmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.